Değerli arkadaşlar, hepinize merhaba. Ben Özgür Sürer. Dün biliyorsunuz 2022 YKS tercih kılavuzu yayınlanmıştı. Orada tek tek üniversitelerin yanında kontenjan sayıları yazıyordu. Geçen yıla göre ne olmuş? Bir top 10 listesi hazırladık. En çok artanlar hangileri? En çok azalanlar hangileri? Bunları sizlerle paylaşmak istedik değerli arkadaşlar. Sol tarafta kontenjan artanlar, sağ tarafta kontenjan azalanlar. Burada onların devamını görüyorsunuz değerli arkadaşlarım. Kontenjanı artan bölümlere baktığımızda halkla ilişkiler ve reklamcılık 2357 ile dikkat çekiyor. Bilgisayar mühendisliği 1102, hemşirelik 1023, görsel iletişim açık öğretim kısmı 820, tıp fakültesi 802, yazılım mühendisliği 668, psikoloji 548, diş hekimliği 481, hukuk yine çok merak ediliyordu. Özellikle baraj puanında merak ediliyordu, baraj sıralaması 366 artış olduğunu görüyoruz. Endüstri mühendisliği 339, yine burada bakın artış olanlar eczacılık, bilişim sistemleri, mühendisliği, fen bilgisi öğretmenliği, özel eğitim öğretmenliği, gazetecilik, ilkmat mesela son yıllarda biraz revaçta olan bir öğretmenlik alanı, turizmle ilgili artışlar var az da olsa. Sağ tarafta azalanları görüyoruz. Spor yöneticiliği 717, sporla ilgili antrenörlük eğitimiyle ilgili düşüşler görüyoruz değerli arkadaşlar. Türk Dili Edebiyatı mesela 245. Ben de Türk Dili Edebiyatı öğretmeni olarak buna dikkat ettim değerli arkadaşlar. Öğretmenlik değil, eğitim fakültesi değil ama Fen Edebiyatı'da 245 azalmanın olduğunu görüyoruz. Ve ben bu azalmaları olumlu görüyorum değerli arkadaşlar. Çok bekleyen var çünkü tarih bölümünde de mesela azalma olduğunu görüyoruz. 422. Odyoloji 304, sosyoloji 254, sağlık yönetimi 581, işletme yine birçok mezun olan bir alan 455 azalma olduğunu görüyoruz ve yine burada beden eğitimi öğretmenliğinde biraz azalma görüyoruz. Çünkü son 1-2 yıldır biraz düşme eğiliminde atanma sayısı açısından. Çocuk gelişimi 131, iş sağlığı 119, kamu yönetimi 187, radyo, televizyon, sinema 136 azalma görüyoruz değerli arkadaşlar. Bu arada bütün analizler sizlerle olacak. Tercihlerde size yol gösterecek, kılavuz edecek. O veriler sizlerle olacak. Abone olmayı lütfen unutmayın değerli arkadaşlarım. Hepinizi çok seviyorum ve şimdiden tercih sürecinde kolay gelsin diyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.